British Museum mütevelli heyetinin bir üyesi olmaktan gurur duyma sebeplerimden biri de Parthenon heykelleri. Kesinlikle buraya ait olduklarını düşünüyorum. Epey zamandır neden böyle düşündüğümü anlamaya çalışıyorum. Parthenon heykelleri Lord Elgin tarafından 19. yüzyılın başında Atina'daki Akropolis'ten Britanya'ya getirildiler. Orijinal olarak bu heykeller Büyük Atina Tapınağı'nın kenarlarında yer alıyordu. Bana göre bu harika heykeller o zamanlardan beri yapılan diğer her şey için artistik çıtayı epey yükselttiler. Bir oyun yazarı olarak bu heykelin hikaye anlatabilme yetisine hayranım. O kadar yüksek bir enerjisi var ki, binlerce insan bu figürlere çeşit çeşit konuşma balonları ekleyebilir ve bu figürlerin arasındaki ilişkiye dair söylenebilecekler hiçbir zaman tükenmez. Tek kelimeyle muhteşem. O kadar güzeller ki, bazen onlara baktığımda canlı oldukları hissine kapılıyorum. Simya dedikleri bu olsa gerek. Soğuk ve sert bir taş olan mermerden capcanlı duran insan bedenini ve böylesine dökümlü kumaş dokusunu yaratabilmek. Öncelikle burayı ilk kez ziyaret ettiğimi söylemek istiyorum. Çok etkilendim. Tek kelimeyle kusursuzlar. Çok basit görünüyorlar ama aslında bir sürü detaya sahipler. Sanırım bunlar bugüne kadar gördüğüm en güzel heykeller. Londra'ya gelip de bu heykellerin yapıldığı zamana bir yolculuğa çıkabilmek çok heyecan verici bir şey. Binanın içinden alınıp seyircinin önüne konuldukları için bu kadar ilgi çekici hale geldiler. Parthenon'dan gelecek bir heykel daha var. Şu an Yunanistan'daki takım arkadaşlarımız heykelin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. British Museum, Parthenon araştırmalarının merkezi ve heykeller burada aktif bir şekilde inceleniyor. Aralarında Yunan araştırmacıların da olduğu birçok kişiyle çalışılıyor ve antik dönemde bu heykellerin insanlar için ne anlama geldiğini, kırılmadan ya da kaybolmadan önce heykellerin tamamının nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyoruz. Kayıp parçaları yerine oturtmak için bilgisayar grafiklerinden faydalanıyoruz. Bu sayede tam bir restorasyon mümkün oluyor ve hatta heykelin orijinal renkleriyle nasıl göründüğünü bile tahmin edebiliyoruz. British Museum'da Yunanlıların ilham aldıkları, daha önceki medeniyetlere ait olan mermer parçaları da bunların yanında görebilirsiniz. Yunanlar bu objelerden bir şeyler öğrenip onları hayranlıkla seyrederken, Mısır medeniyetinden bugün bizim onlardan olduğumuz kadar uzaktaydılar. Yunanlıların onlardan sonra gelenler üzerindeki etkisi de en az bunun kadar enteresan. Galeride ufak bir tur atarsanız, diğer medeniyetlerin, hayran oldukları Yunanlıları nasıl taklit ettiklerini görebilirsiniz. Müzedeki çizim ve baskıları incelediğinizde, 1500 yıl sonra Michelangelo gibi bazı Rönesans sanatçılarının bu Roma kopyalarından nasıl etkilenmiş olduğunu da görebilirsiniz. Bu Sistine Şapeli'ndeki Adem çizimine ait bir taslak. Parthenon heykelinin batı alınlığındaki figüre inanılmaz şekilde benziyor. Kendi ideal versiyonuna ulaşmaya çalışırken yaratılmış bir insan formu gibi adeta. Hint galerilerine geçtiğimizde daha da şaşırtıcı bağlantılarla karşılaşıyoruz. Sona, bunlar bana heykelleri ve Yunan sanatını çağrıştırıyor. Kumaşın nasıl da döküldüğünü, ayak parçasını, kolların kahramanca bir pozda oluşunu ve omuzlarını görüyor musun? Gerçekten de Yunan sanatını andırmıyor mu? Bunu söylüyor olman çok ilginç. Çünkü bu parça M.Ö. 2. yüzyıla ait ve günümüz Pakistan'ın batı sınırına yakın bir yerden geliyor. İskender'in ordusundan geriye kalanlar Hindistan'a geldiklerinde var olan inanışın bir parçası olmaya çalıştılar. Bunu kolaylaştırmak için de akıllarına Buda'yı bir Yunanlı gibi giydirmek geldi.
Müzedeki geziniz sırasında diğer kültürler ve zamanlarla büyük benzerlikler gözlemleyebilirsiniz. Yazar ve televizyoncu Jeremy Paxman, heykellerin 19. yüzyılda Britanyalı sanatçılar üzerindeki etkisini konu alan bir program yapıyor. Viktoryen dönemde yaşayanlar imparatorluklarını ve kültürlerini Yunan ya da Roma İmparatorluğu'nun ve kültürünün modern bir versiyonu olarak gördüler. O zamanlar güzelliğin ne anlama geldiği konusu da ilgilerini çekmeye başlamıştı. Bundan daha iyisini yapabileceğinizi düşünmüyorum. Parthenon heykelleri çıtayı çok yukarılara yükseltiyor ve bu dünyanın her yerinden herkesi ilgilendiriyor. Dünyanın her yerinden herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.